Evet sayın dinleyenler, köprüye doğru yoğun akıcı bir trafikte ilerliyoruz. Yol nasıl olsa biter. Sizin aşk trafiğiniz akıcı olsun. Köprü trafiği için yapacak bir şey yok. Ama diğeri sizin elinizde. Hatta dilinizin ucunda, biliyorsunuz değil mi? Söylemediğiniz her söz, içinize attığınız her kelime size aşk acısı olarak döner. Bu ne diyor şimdi ya? İşine gelmedi tabii. Şimdi ilk işimiz ne olsun biliyor musunuz? İçimizden geldiği gibi konuşalım. Konuşulmamış hiçbir şey kalmasın. Şaka mı bu? Bunu dinleyeceğiz. Müzik falan dinleyelim. Bu boş boş konuşuyor, saçmalıyor. Zaten saklayarak, gizleyerek nereye kadar gidebilir ki insan? İnsan yüreğini, çığlığını ne kadar bastırabilir ki? Saçma sapan falan konuşmuyor Kerem. Çok güzel konuşuyor. Konuş be kardeşim, konuş be! Kim tutar seni? Konuş ya. Sen konuş bari. Hadi, bekleyecek miyiz hala? Hala konuşmayacak mısın? Sana söylüyorum arkadaşım. Uzun boylu çocuk sana. Dalgalı saçlı kız sana söylüyorum. Güzel gözlü kardeşim. Sen, evet, evet sen. Kim lan bu manyak? Tamam, tamam. Biraz çok konuştum. Şarkı istiyorsunuz siz. Evet. Yani müzik dinleyelim artık. Böyle DJ'ler kaldı mı? 90'larda kaldı böyle saçma sapan boş boş konuşanlar. Bizim de konumuz buydu. Değil mi? 90'larda kalan DJ'ler, günümüz DJ'leri, onları karşılaştıralım falan değil mi? Biz bir şey konuşuyorduk sanki Kerem. Şirkette hatırlıyor musun? Benim saçım senin üstüne takılmıştı. Hatırladın mı? Toplantı odasında. Bir dakika ya. Şarkı bekler. Ama içimizdeki biriken sözcükler beklemez. Ben bunu döverim. Ruhunuzu arındıracak tek şey sevgi sözcükleridir. Tek gerçek onlardır. Burada. Niye burada bu? Su içiyoruz ya biliyorsun. Su içmiyoruz Kerem. İçmiyoruz. Sen benim suyumu kullanıyorsun ama kendi bardağından içirmiyorsun. İşte artık aynı bardaktan... İçmeyeceğiz. Aynı bardaktan içmeyeceğiz. Tamam. Bunlar ne ya? Bu çiçekler ne? Ben aldım, getirdim hepsini. Beraber yaşıyoruz sonuçta. Kadın eli değsin dedim. Ne? Beğenmedi, olmamış mı? Ne? Tabii tabii, sen saklan, kaç Kerem. Kaç her zamanki gibi, saklan. Ayşe, iyi misin? Niye saklanayım? Ben hep paravanın arkasında giyinmiyor muyum, bilmiyor musun? Ne yapayım, senin önünde mi soyunayım? Şirkette çıkarıyordun üstünü başını, soyunuyordun neredeyse. Ne var benim yanımda üstünü çıkarsan? Soyun yanımda. Heh, ne olacak? Allah Allah, sen... Gel Kerem. Anlat. Şirkette konuşmadık. Toplantı dedin, bir şeyleri bahane ettin, benden kaçtın. Arabada konuşursun diye bekledim. Konuyu açarsın diye bekledim. Açmadın. Ya konuşmayacak mıyız? Kaçacak mıyız böyle? Söylemeyecek misin hiçbir şey? O kovuyu ben yaptım. Seni çocukken de öpen bendim. Orasını biliyorum. Bu kadar işte e'si. Nasıl bu kadar? Bu kadar, bunu mu söyleyeceksin sadece? Bu kadar tabii ki Ayşe. Ne olabilir ki işte? Çocukmuşuz işte, çocuk aklı. Çocukça bir şey. Tamam, benim de yüzümde tebessümle hatırlayacağım bir anıydı yani. Ama sen biraz fazla anlam yüklemişsin. Hiçbir anlam yüklemedim ben. Yani orayı öyle hazırlanmış görünce... Ben de böyleyim Kerem. Yani melankoliyim biraz, o yüzden. Tamam canım, daha önceden de konuştuk ya bunu. Sonuçta hep beraber vakit geçiriyoruz. İyi ya da kötü. Bir şeyler yaşıyoruz yani. Hep dip dibeyiz. Yani insanız, etkileniyoruz zaman zaman. Ama bence yaptığımız anlaşmayı unutmayalım. Hatta ekstradan bir centilmenlik anlaşmasıyla da bunu pekiştirelim. Tamam.
Ne? Neymiş o? Saygı. Birbirimize saygı. Şimdi sesimizi böyle yükselttiğimiz zaman bunu hatırlayalım. Mesela benden böyle şeyler isteme. İşte niye konuşmuyorum diye sana hesap vermek zorunda kalmayayım. Sinirlenince üzerime su dökme. Zorlama yani. Biz aslında bir iş yapıyoruz. İkimizin de çıkarına olacak bir iş. Değil mi? Bunu unutmayalım. Duygularımıza yenik düşmeyelim Ayşe. İyi tamam. Bana uyar. Ama bak, sana söylüyorum, kendime de hatırlatıyorum tekrar. Ne olursa olsun bunu unutmayalım, tamam mı? Ne olursa olsun. Sinirleniriz, bir şeylere kızarız. Bu yaptığımız centilmenlik anlaşmasını unutmayalım. Anlaştık. Ben giyinmeye gidiyorum paravanın arkasına. Efendim Serpil Hanım, buyurun. Ayşe'cim, diziyle ilgili çalışmalar için aradım. Serpil Hanım ne oluyor? Yani hala bir erkek oyuncu bulamadık mı? Erkek oyuncu yok mu memlekette? Bu kadar mı bulamadık? Vallahi dört koldan çalışıyorlar en iyisi olsun diye. Yani bulamıyorsak o zaman başka diziyle anlaşalım. Başka dizi tekliflerini değerlendirelim. Reklam diyordunuz, reklam çekebiliriz. Siz benimle anlaşmadan önce bir sürü teklif var diyordunuz. Ne oldu? Var canım. Yani mesela bir diş macunu reklam çekimi var. Hem de iki gün sonra. Ama öpüşme sahnesi var diye ben sana bundan hiç bahsetmedim. Reklamda mı? Olur Serpil Hanım. Öpüşme mi? Hiç sorun değil ya. Benim için okey yani. Sonuçta biz burada profesyonel bir iş yapıyoruz. Öpüşülecekse öpüşüdür. Bundan sonra kural falan yok. Şişt. Ne o? Öpüşme mi öpüşme? Olmaz öyle bir şey. Sana ne oluyor ya? Niye karışıyorsun? Öpüşülecekse öpüşüdür yani. Karışmasana Kerem. Biz seninle az önce centilmenlik anlaşması yapmadık mı? Ne oluyor? Yaptık. Heh. Ama bu saygı kurallarını ihlal eder. Saygı daha önemli. Saygı, değil mi? Benim mesleğime saygı duyacaksın. Ne diyordum Serpil Hanım? Kusura bakmayın. Benim için her şey uygun yani. Ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapalım. Tamam o zaman. Alıyorum o reklamı. Yarın da oyuncu koçuyla geliyoruz. Hemen başlıyoruz çalışmalara. Tabii tabii, çalışmamız lazım Serpil Hanım. Ben bekliyorum o zaman. Oyuncu koçum da erkek olsun ama, olur mu? Merak etme, erkek zaten. Yarın sabah 11'de sizin evdeyiz. Tamam, bekliyorum Serpil Hanım. Kolay gelsin. Mesleğime saygı duy falan ne demek? Sen ne ara oyuncu oldun? Bak son kez söylüyorum, öyle öpüşme falan olmaz. Sen Yiğit Erler'in gelinisin. Ben neyim biliyor musun Kerem? Ben senin iş arkadaşınım. Ve insanlar iş arkadaşlarına karışmazlar. Az önce yaptığımız anlaşmayı lütfen unutma. Nereye? Sıkıldım, çıkacağım. Hayır, çıkamazsın bir yere. Yemek yiyeceğiz birazdan, babamlar, herkes yukarıda. Yani size afiyet olsun o zaman. Az önce yaptığımız centilmenlik anlaşmasına istinaden ben gidiyorum. Şey yaparsın ya, sen beni idare edersin. Muhtemelen gece de gelmem. Görüşürüz iş arkadaşım. Lan hangi reklamda öpüşme var? Neyse.